Değerli konuklarımız, kıymetli basın mensupları. Barış Kartalı, Havadan İhbar ve Kontrol Sistemi'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriş törenine hoş geldiniz. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu onurlu gününde konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Başkanı, değerli misafirler, değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hizmete aldığımız havadan erken ihbar ve kontrol uçağımızın ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin savunma gücünün artırılmasında önemli bir kilometre taşı olan bu tören vesilesiyle burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün gerçekten farklı bir gururu taşıyoruz. Geç oldu ama iyi oldu. Tabii ciddi bir ertelemeyi, ciddi bir aksamayı yaşadık bu süreç içerisinde. 2003'te ilk adımı attık. Maalesef bizim dışımızda bazı sıkıntılarla bu süreç ertelemeli olarak bugünlere geldi. Ama sonunda inşallah bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl içinde teslimatlarla birlikte 4 uçağımızı da teslim alacağız. Ve böylece inanıyorum ki hava kuvvetlerimiz çok büyük bir güce erişmiş olacak. Geçtiğimiz 12 yılda savunma sanayimize verdiğimiz önemi, bu husustaki hassasiyetimizi sizler çok yakından biliyorsunuz. Bir yandan savunma sanayimizi geliştirmek, bunun yanında milli savunma gücümüzü tahkim etmek için tüm imkanlarımızı kullandık, kullanmaya da devam ediyoruz. Savunma sanayi ürünlerinin tasarım, teknoloji, geliştirme, üretim, test ve kullanıma hazır hale getirme süreçleri gerçekten çok uzun, çok zahmetli ve çok maliyetli. Biz kendi insanımıza, kendi mühendislerimize, kendi teknisyenlerimize, kendi firmalarımıza güvendik. Onlara her türlü desteği sağladık. Bu doğrultuda kara, deniz ve hava sistemlerinde her alanda stratejik önemde projeler başlattık. Bugün geldiğimiz yere baktığımızda verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını almaya başladığımızı görüyoruz. Donanmamız büyük ölçüde milli savaş gemilerimiz ile donatıldı. Hele hele şimdi havuzlu çıkarma gemimizle birlikte çok daha farklı bir güce ulaşmış olacağız. Askeri kara araçlarımızın tamamını artık ülkemizde üretebilir hale geldik. Uçaklarımızın modernizasyonlarını kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Atak helikopterlerimizin üretimlerine başladık. Bugün ayrıca yeni bir imzayı daha attık. Bu da bizim için çok çok önemli bir imza töreniydi.
genel maksat helikopterleriyle ilgili 3,5 milyar dolarlık bir adımı bugün attık ki burada 109 helikopter inşallah bu da yine Türk Silahlı Kuvvetlerimize katılıyor. İnsansız hava araçlarımız geliştirme aşamalarını başarıyla tamamladı. Milli uydularımızı fırlatıyoruz. Deniz karakol uçaklarımız göreve başladı. Cumhuriyet tarihimizde uzun bir aradan sonra ilk milli tasarım uçağımız olan Hürkuş gökyüzü ile o da buluşmuş vaziyette. Çok yakında ülkemizin de üretiminde ortak olduğu bir başka büyük proje, az önce Hava Kuvvetleri Komutanımızın da ifade ettiği A400M nakliye uçaklarının ilkini teslim alacağız. Savunma sanayimizin hamlelerine önümüzdeki dönemde de daha ileri teknolojiye dayalı projelerle devam edeceğiz. Kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmadıkları için savunma sanayi müsteşarlığımızdan özel firmalarımıza kadar bu süreçte sorumluluk üstlenen herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Devam eden, yeni başlayacak olan projelerimizle 2023 yılında savunma sanayi alanında dışa bağımlılığımızı inşallah %100'e yakın bir oranda ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konuyu istikbalimizin ve istiklalimizin en hayati, en önemli meselesi olarak görüyoruz. Değerli misafirler, bugün dünyadaki en önemli hava savunma sistemlerinden bir tanesi olan havadan erken ihbar ve kontrol uçağını Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bu uçaklar dünyada mevcut AWACS uçaklarına göre yeni nesil teknolojiler içeriyor ve üstün komuta kontrol yetenekleriyle öne çıkıyor. Barış Kartalı uçaklarımız hava kuvvetlerimizin hava savunma yeteneklerine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bugün birincisini teslim aldığımız bu 4 uçaklık filonun ilk 3 uçağı bu sene, 4. uçağı ise önümüzdeki sene hava kuvvetlerimizde görev yapmaya başlayacak. Uçaklarımızın yakın coğrafyamızın çalkantı ve istikrarsızlıklar içinde olduğu bir dönemde hizmete giriyor olmasını da doğrusu çok çok önemsiyorum. Yaşadığımız hadiseler ülkemizin menfaatlerinin korunmasında savunma yeteneklerinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Barış Kartalı uçaklarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gören gözü olacak. Ülkemiz hava sahasına olabilecek her türlü tehdide karşı erken uyarı görevini yerine getirecektir. Günümüzün en ileri teknolojisiyle donatılmış uçaklarımızın geliştirilmesi ve üretiminde Türk savunma sanayinin etkin bir rol almış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Boeing firmasının ana yüklenici olduğu proje kapsamında ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşları gerçekten önemli görevler üstlendiler. Havelsan firmamız görev bilgisayarı ve yer destek merkezi yazılımlarının geliştirilmesinde, yer destek merkezi tasarımında, sistem mühendisliği, test ve değerlendirme faaliyetlerinde önemli yer aldı. TUSAŞ firmamız uçakların modifikasyonunda, MİKES firmamız elektronik destek tedbirleri sisteminin geliştirilmesinde görev üstlendiler. Aselsan ve Selex firmalarımız haberleşme sistemlerinin üretilmesinde, Türk Hava Yolları teknik firmamız uçakların, ETR firmamız radarların bakımlarında vazife aldılar. Bu firmalarımız dünyanın alanındaki en önemli projelerinden birinde üstlendikleri sorumlulukları başarıyla yerine getirerek imkanlarını, kabiliyetlerini, yetkinliklerini ispat etmişlerdir. Karmaşık ve ileri teknoloji ürünü sistemler içeren bu büyük projenin toplam bedelinin %50'sinden fazlası yatırım, teknoloji transferi ve doğrudan projeye katılım suretiyle ülkemize geri kazandırılmıştır. Bu süreçte elde edilen teknolojik birikim, Barış Kartalı uçaklarının
kullanım süresince ihtiyaç duyacakları teknik desteğin verilmesinde de ülkemize fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde ileride olabilecek muhtemel ihracat projelerinde de bu birikimi kullanabileceğiz. Tüm bu çalışmalarla gayemiz, yaşadığımız bu zorlu coğrafyada karşı karşıya kaldığımız geniş yelpazedeki güvenlik ihtiyaçlarımızın gerektirdiği savunma teknolojileri için askerimizi kimseye muhtaç etmemektir. Barış Kartalı özellikle bir kez daha ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Gücümüze güç katmasını ve bölgemizde barış, istikrara katkı yapmasını diliyorum. Projede emeği geçenleri kutluyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı olsun. Barış Kartalı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kıtasında etkin, bölgesinde lider bir güç olma hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Barış Kartalı sayesinde elde ettiğimiz bilgi üstünlüğü, Türk Hava Kuvvetleri'nin potansiyel tehditleri çok daha erken tespit ederek önlem almasını ve bertaraf etmesini sağlayacaktır. Türk milletinin içinden doğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Barış Kartalı'nı, gökyüzündeki gören gözümüzü kendisine armağan eden Türk halkına sonsuz şükranlarını sunar. Gölge düşmüş vadiler, erişilmez olduğu düşünülen boşluklar bu keskin gözlerin önünde artık. Dünyada benzerleri arasında gelişmiş Boeing 737 platformunda havadan ihbar kabiliyetine sahip 3 ülkeden biriyiz. Huzurlarınızda yurtta barış, dünyada barış direktifinin temsilcisi Barış Kartalı. Bulutsuz mavi gökleri, şafak bekçisi benim. Kalpte taşınan coşkunun feza elçisi benim. Gökledim, Anadolu'dan aslanı, şahmanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Barış Kartalı'nın envantere giriş anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirilecektir.